1638 yılının sonbaharında At Meydanı kahvehanelerinden birinin önünde Yeniçeri onbaşılarından Giritli Nedim kendi kendine düşünmektedir. Ne zamandır devlet düzeni bozuldu. İşleri kendi isteğimize göre ayarlar ve halkı galeyana getirip kendi düzenimizi kurarız diye seviniyorduk. Hele hele padişah çocuk yaşta tahta geçince iyice heveslenmiştik. Ama o ne yaptı? Ne yaptı? Bütün hayallerimizi suya düşürdü. Büyüdükçe güçlendi, idareyi eline aldı. Başıboş Yeniçeri ve sipahileri dize getirdi. Rüşveti ve keyfiyeti yok etti. Halkın güvenini kazanıp herkese sözünü geçirir oldu. Ah, ah! Eskiden böyle miydi? Çıkarımız için ne istesek yapardık. Şimdi padişah o kadar etkili ki tütün, içki neyse kahveyi bile yasakladı. Yahu geceleri sokağa çıkmak bile yasak. Hiç kimse padişahın emrinden dışarı çıkamıyor. Yeniçeri ocaklarının bir an evvel ayaklanması lazım. Evet, evet, başka kurtuluş yok. Biz bir şey yapmasak da nasıl olsa padişah bizi yok etmek isteyecektir. Tahta çıktığında 4. Murat 11 yaşındaydı. 4. Murat 21 yaşına gelene kadar devleti Yeniçeri ve saray ağalarıyla birlikte annesi Kösem Sultan yönetmişti. 4. Murat 21 yaşında devlet yönetimini eline aldı. Ayaklanan sipahi ve Yeniçerilerle rüşvet alan adli ve idari görevlileri cezalandırdı. Tütün, kahve ve şarap içilmesini yasakladı ve kendisi bu yasakları bizzat denetledi. Gece sokağa çıkma yasağı koydu.